Kadın isterse yaparın birçok örneğini gördük. Aydın'da da Aydın'ın ilk ve tek kadın pide ustası Şefika Usta'nın yerindeyiz. Şefika Usta'nın hikayesini gelin birlikte izleyelim. Aydın'da yıllardır erkeklerin hakim olduğu pidecilik sektöründe büyük bir ilke imza atan Şefika Horoz, abisinin anısına hayalini gerçeğe dönüştürdü. Şehrin ilk kadın pide ustası olan Şefika Usta 5 yıllık deneyimiyle kendi mekanını açarak hem ustalığını kanıtladı hem de abisiyle birlikte kurdukları hayali tek başına gerçekleştirdi. Şefika Horoz pidecilik sektörüne adım atma hikayesini şu sözlerle anlattı. Evliyim, 4 çocuk annesiyim. Bu sektöre bulaşıcılıkla başladım işin açıkçası. Bizim sülalede herkes pideci, yani erkekler pideci. İlk bayan olarak ben varım. İlk ustam Halim Usta, Allah razı olsun. Onun sayesinde başladım bu mesleğe. 5 yıldan beri bu sektörün içerisindeyim. Farklı farklı yerlerde çalıştım. Hayalim vardı, kendi mekanımı açmak istiyordum. Abim rahmetli, kendisi de pideci ustası. Onunla bir mekan açmak, onunla bir mekan işletmek istiyorduk. Nasip olmadı. 7 ay öncesi abimi trafik kazasında kaybettim. Zaten abim ünlü bir insandı. Yani Aydın'da herkes tanıyor. Jilet Mustafa dedikleri zaman herkes bilir. Aydın'da bir sürü sektörde çalıştı ama yazlık yerlerde de çok çalıştı. Ustalığı 10 numaraydı. Hep niyet etmiştik. Abi kardeş bir yer işletelim diye. Onun adına yani hayalimiz vardı, hayalimizi gerçekleştirdim. Eminim o da yattığı yerde huzurlu ve mutludur şu an. Şefika Horoz, Aydın'da ocak başına geçip pide yapan ilk kadın olma özelliğini taşıyor. Bu durumu şu sözlerle anlattı. Burada çalışanlar eşim, oğlum, bir de abimin oğlu. Dördümüz varız. Aile olarak çalışıyoruz. İleride Rabbim ne gösterir bilmiyorum. Sağ olsun belgelerimi alırken çıraklık eğitimdeki hocalarım her imkanı sağladılar bana. Usta yeticiliğimi falan da aldım. Nasip olursa ileriki zamanlarda çıraklıktan öğrenci almayı da düşünüyorum. Bakalım zaman ne gösterecek. İnşallah iyi olur. Niyet ettik. Rabbim yardım etti. Mekanımızı açtık. Aydın'da evet ilkim. Yani ilk bayan ustayım. Belki açan vardır ama ocağın karşısına geçip yapanı görmedim şimdiye kadar. Şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Bu aşamaya gelinceye kadar çevremde bir sürü usta gördüm. Hepsinin üzerinde emeği var. Hepsinden Allah razı olsun. Bayan pideciyim. Erkeklerle çalıştım hep. Bir kardeş gibi gördüler beni. Her şeyi öğrettiler. Hani bu aşamaya tek başıma gelmedim aslında. Herkesin ufak tefek bir yardımı oldu bana. Hepsine teşekkür ediyorum. Şu an kendi mekanındayım. Çok mutluyum. Huzurluyum. Abim yerinde rahat. Hayalimi gerçekleştirdim. Çok şükür. Şefika Horoz'un işletmesi sunduğu lezzetlerle de dikkat çekiyor. Horoz işletmesinde her şeyi kendi elleriyle hazırladığını vurguladı. Şefika Usta'nın yerinde ilk başta şöyle söyleyeyim. Her şeyi kendim yapıyorum burada. Mezelerimi, salatalarımı, hazırladığım turşularımı her şeyde benim elim var. Kıymalı pidelerimiz var. Kıymalı pidenin çeşitleri var. Kuşbaşılı pidenin çeşitleri var. Peynirli, kesikli. Hep bunlar çeşitli. Yani buraya gelen kimse aç kalmayacak işin açıkçası. Her gün hazır taze çıkan çorbamız var. Künefem var, tahinim var, kiremitte köftem var. Pizza yapıyorum, pizzanın çeşitlerini yapıyorum. Yani kim gelirse boş dönmeyecek burada. Karnını güzel bir şekilde doyurup çıkacak. Ve temiz, nezih, yani hepsinde elimin lezzeti var. Kıymamı üstün kasaptan alıyorum, sucuklarımı üstün kasaptan alıyorum. Kaliteli ve güzel bir yer. Tüm Aydın halkını beni desteklemeleri için mekanıma bekliyorum. Şefika Horoz kadın girişimcilere de cesur olmaları yönünde çağrıda bulundu. Kadınlara şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman yılmasınlar. Çünkü Rabbim muhakkak ki bir şey mükafatını veriyor. Yani azmetsinler, korkmasınlar, üstüne gitsinler, mücadele etsinler. Eğer ki gerçekten kendilerinin bir becerisi varsa onun üstüne yoğunlaşsınlar. Beni rahmetli babaannem büyüttü. Babaannemin adını taşıyorum ben. Allah razı olsun. Şu an vefat etti ama onun sayesinde öğrendiğim şeylerden dolayı çok ekmek yedim.
Yani kendim elimin becerikli olmasından dolayı çok ekmek yedim. Kadınlarımıza şunu söylüyorum, korkmasınlar. Yani yapmak istedikleri bir şey varsa başarsınlar. Ben çok düşünmüştüm aslında. Bu maddi manevi imkansızlıktan diyelim. Ama bir şeyi gerçekten çok istiyorsa insan, Rabbim çok güzel ödüllendiriyor. Ve ben şu an onu yaşıyorum. Sadece şu anki hissettiğim kalp sancım abimin yanımda olmaması. Yani abimin şu mekanda benim etrafımda dönmesini çok isterdim. Nurlar içinde yatsın. Ama benim için ölmedi abim. Burada, yani mekanda her yerde abimin fotoğrafı var. Ben bizim hayalimizi gerçekleştirdim. Herkes de yapmak istediği her şeyi başarsın ve üstesinden gelebileceğine inanıyorum yani ben.